Doygun ailesiyiz biz. Yeni kutumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Biz bugün okula gitmedik. Çünkü bugün Ceylin öğretmeni olmadığı için Ceylin gün okulu olmuyor. Evde kalması gerekiyormuş. Ve ikizleri de göndermedim. Hepsini okula göndermedim. Buldum. Onu sizlerle sonra paylaşırım. Şimdi ben canı bezleyip yukarı götüreceğim. Televizyonu açtım. Birazcık çay içtim. Makineyi boşalttıktan sonra biraz çay koydum kendime. Ondan sonra oturuyorum. Şimdi çay içip canı bezlemem lazım. Can da bezlemek istemiyor. Ancak müzik açarsam. Telefonumdan. Yoksa zorluyor. Şu an enerjim bayağı bir düşük oldu. Yoruldum. Öğlen sabahtan beri ayaktayım. Büyük çocuklar evde olunca hep ayakta olduğum için hiç doğru düzgün oturmuyorum. O yüzden yoruluyorum böyle. Arada böyle puf diye kala kalıyorum. Onun için kendime birazcık dinlenme vakti ayırdım. Şimdi de canım... Benim kalemimi aldı Can. Şimdi kalemine yazayım bakayım. Bir neler yazdın oğlum. Wow. Bakayım bir. Hey süper. Bütün sayfayı doldurmuşsun. Bunlar da apple. Ya ye oğlum tamam. Oh. Okay. Yazdın mı? Bu tarafa yaz. Cani. Okay. Annenin defterine yazacak. Tamam. Bakın bütün sayfayı yazmış Can. Çok güzel. Dur oğlum. Meyve koydum. Çocuklar meyvelerini yiyorlar. Şu dışarıdaki masayı lunch setin masasını eve getirdim. Çünkü daha kolay oluyor. Bizim burada orta masamızı bahçeye koydum. Buradakine. Buraya meyvelerini yiyorlar şimdi çocuklar. Az sonra da bir ekmek yağlayacağım. Canı yatıracağım. Ama öbür çocuklara da çorba içireceğim. Meyveden sonra, Can uyuduktan sonra çorbamı yememeye hazırlayacağım. Hazır çorba yapacağım. Şimdilik böyle. Yemeğim çünkü uzun sürebilir. Yıkaması, ıspanak. Yıkamam. Müzik. Hadi gel müzik dinleyelim Can. Seni de anne bezlesin ya. Okey. Dah anneciğim. Bay bay. Can'ı babası yatırmaya götürdü. Selin de annesine. Bir şey lazım değil kızım. Taze fasulyelerimizi yıkıyoruz. Selin de anneye yardım ediyor. Ya ama Selin burası hep ıslanıyor ya. Bunları kaldır yukarıya kızım. Tirseklerine kadar ıslandı biraz. Biraz daha kaldır. Bunu kaldır iyice. Yes. Oh my god. Evet. We do it though. Yeah. My dog. Hey. Gel anne yapsın. Yes, tamam. Yaptık. Zavukla. Eén voor één, één voor één. Bak, bir tane al. Maar de böyle yıka. Oké, güzel. Ja? Zo, met de plaats moet even. Nu ben ik al binnen. Tamam. En nu moet ik mijn adje. Yolma, yolma, yolmadan böyle bak. Bırak, bırak. Bunlar zaten böyle. Bloom içi gibi. Ya? Bloom içi. Kış, 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 kış. Ben saat 3'te gideceğim için saat 2'ye ıspanağı şimdi yapmayacağım. Aslında yapmak istiyordum ama çocuklara sürpriz dediğim gibi Kaya geldi.
sürpriz olacağı için, sürpriz bir yere gidip bir şeyler alacağım çocuklar için. Ama Kaya geldi, anlattı. Sürprizim bozuldu. Çocuklara kaydırak alacağım. Bu ikinci el. Başka bir aileden Tilburg. Çok yakın. 20 dakikalık. Arabayla gidersen 20 dakikalık bir yol. İşte oraya gideceğim. Saat 2'ye 10 var. Şimdi melemen yapacağım. Melemeni yapacağım. Çocuklar da içeride babayla birlikte PlayStation oynuyorlar. Sonra da ıspanağı yıkadım. Tertemiz. Doğramaya zamanım olmadığı için orada bıraktım. Melemeni yapıp bir de çorba yapacağım. Hazır çorba. Bazen böyle acil durumlarda hazır çorba iyi oluyor. Şimdi çocuklar göstereyim size. Babayla birlikte PlayStation oynuyorlar. Bizim evde PlayStation çok oynanmıyor ama şimdi yavaş yavaş babayla oynuyorlar. Ben bir şekilde hazırlayıp yemekleri, çorbayı ondan sonra yola çıkacağım. Ben bir bardak bulgur ekstra katıyorum. Normalde normal bulgurum oluyor ama bu ince şey de var içinde. Mama, can you smell my boy? Biraz daha kalınlaştırıyorum. Karıştırıyorum. Okay. Selin de burada oynuyor ama melemeni yapsın. Yumurtasını sadece koyacağım şimdi. Ve de baharatlarını, sonra da yola çıkmam lazım. Hadi bakalım. Saat 4'e geldi. 2.30'da çıktım. Şu an saat 4. 4.30'da galiba evde olacağım. İyi ki de çorbamı yaptım. Çocuklar çorba içerler en azından. Sonra eve geldiğimde hemen yemek yapacağım. Bunu sonra kuracağım. Ya da Kaya kurar. Bilmiyorum artık. Ama ben şimdi hızlı bir şekilde eve gidiyorum. Ondan sonra da yola giderken çok güzel gökyüzü duruyor karşımda. Volg de twee rechte rijstroken bij het knooppunt de Baars om de borden E312 richting Eindhoven te volgen. Alles klar. Komm on, Jenny. Hayal als ist. Sen mi engelincen Can? Can hadi. Otur, otur. Can korkuyor. Yay. Happy day. Oh, schoen op goed omhoog. Hey!
Je moet er zo in een grote badje doen met water. Ja, met water. Moet je ze omhoog stellen? Çocuklar bol bol eğleniyorlar. Çok eğleniyorlar. Ispanaklar burada. Şuradaki Türk bakkalına gittim. Çok sıra var. Herkes her şeyi almaya gitmişler. İki paket yumurta alanlar var. Kaç eşyalar alanlar. Bulgur, kırmızı mercimek. Ama ben şimdilik nohut aldım. Fasulye aldım. Taze fasulye pişireceğim bu hafta. Geçen hafta nohut yapmıştım. Bu hafta fasulye yapacağım. Bir de bulgur aldım. Bulgurum biraz ıspanaklı bulgur yapmak için. Çok güzel eğleniyorlar çocuklar. İyi ki de almışım yani. Hadi Selim. Şimdi köfte harcını koydum. Bir tane yumurta, bir tane soğan ve bu Hollanda usulü köfteler. Baharatı bu sadece. Sadece yeşillik. Çok. Tuz, koriander, peper, gember, fuli, notenmuskaat, kardemon, chilis, marjarijn. Bunlar içinde var baharat olarak. 3 tane yemek kaşığı ondan koyuyorum. Bunu da kameramı koymak için kullanıyorum bu tenekeyi. Burada bıraktım ama kameramı yemekler yaparken üstüne koyuyorum. Böyle şimdi ben bunu aldım kıymayla karıştıracağım. Herkese iyi akşamlar. Ben oturuyorum. Biraz montaj yaptım. Biraz haberler izledim. Çayımı içtim. Ve haberlerde gerçekten çok kötü şeyler yazıyor. O haberlerde herkes alışveriş yaparken hep rafları bitirmişler. En çok da satılan şey tuvalet kağıdı. En çok insanlar almışlar yani. Tuvalet kağıdı tüketmişler. Ben de iki gün önce işte alışveriş yaparken iki paketi aldım. Bir tanesi bana, bir tanesi de annemgile verdim. Yani tuvalet kağıdım var. Şu anlık bir haftalık yeter. Ne yapacağım? Yarın sabah alışveriş marketine gideceğim. Ekmeğim iki tane, üç tane mi ne var? İki tane galiba. Bir tanesini şimdi ya da üç tane unuttum tam olarak bilmiyorum ama ekmek alacağım, birkaç tane bir şeyler alacağım. Stoklamayacağım. Yani herkes artık o kadar eşya alıyorlar ki çalışan insanlara yemekleri kalmıyormuş. Bizim burada president mi diyorlar?
işte cumhurbaşkanı gibi bir şey konuşma yaptı. Herkesin fazla yemek almasına gerekmiyormuş. Çünkü çalışan insanlar işten sonra gelip o kadar çalışıyorlar virüsü kaybetmek için, her şeyleri, mesela hemşireler hastanede sabaha kadar çalışıyorlar ve eve gelince de alışverişe giderlerse, her şey bomboş kalırsa haksızlık olur. Onlar çünkü çalışan insanlar. Onların hakkını yemeyelim diye zaten hiçbir şey tükenmeyecek, her şey kalacak. Öyle fazla bir şey bitmeyecek. Onun için her şeyi almanıza gerek yok dedi. Yeterince kadar var dediler. Hatta alışveriş süpermarketler mail gönderiyor. O kadar çok hızlı çalışıyoruz ama hijyen olarak işte birkaç adımlar atmışlar hijyen olarak. Onları yazıyor. Herkes bu şeyle, koronavirüsle uğraşıyor. Ben de sabah ilk işim kalkıp alışveriş merkezinde ekmek almak için sadece. Olmazsa pazartesine gideceğim. Öyle fazla strese de girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bugünkü vlogum bu kadar. Eğer beğendiyseniz ben tuşa basmayı unutmayın. Biz Kaya'yla film bakacağız. Ondan sonra da uyumamız lazım. Sabah erken yine koşturma başlıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.